Merhaba arkadaşlar. Hücre bölünmelerinin son föyümüzle konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar eşeyli üremeden bahsedeceğiz. Eşeyli üremede bir kere iki tane ata söz konusudur. Yani, e, mayoz bölünmenin e, temelini oluşturduğunu ifade edebiliriz. Mayoz bölünme sonucunda oluşturululan hücreler yani dişide oluşturulan yumurtalarla erkekte oluşturulan spermler tarafından meydana gelecek bir üremeden bahsediyoruz. Burada arkadaşlar mayoz bölünme temelinde olduğu için ata bireyden farklı özellikle yeni canlıların oluşmasına neden olacak. İsterse mutasyon yaşanmasın zaten kalısal çeşitlilik görülecek. Temeli mayoz ve döllenmeyle ile gerçekleşecek. Şimdi ilk olarak bir çiçekli bitkide üreme nasıl meydana gelir hemen ondan bahsedelim. Çiçekli bitkilerde arkadaşlar üreme organları çiçektir. Üreme organlarında bir tane dişi birden fazla sayıda da erkek organ bulunur. Burada arkadaşlar erkek organların başçık adını verdiğimiz kısımda polen üretimi gerçekleşir. Dişi organda ise arkadaşlar burada tohum taslağının içerisinde bulunan ovaryumda arkadaşlar yumurta üretimi gerçekleşir. Eğer bir çiçekte Yeşil yapraklı çanak yapraklar, renkli ve kokulu taç yapraklar, dişi ve erkek organ varsa biz bu çiçeklere tam çiçek diyoruz. Hem dişi hem erkek organa sahip bu çiçekler arkadaşlar kendi kendini dölleyebilirler. Hem polenler hem de yumurtalar mayoz bölünme sonucunda oluşturulurlar. Bu yüzden de zaten eşeğli üreme sayıyoruz. Bu polenler erkek organda üretildikten sonra bunun bir şekilde dişi organa ulaştırılması işlemine tozlaşma adı verilir. Tozlaşma sonrasında polenler buraya geldikten sonra bu polen çekirdeği yumurta çekirdeği ile birleşerek döllenme gerçekleşir. Döllenme ile oluşan zigot gelişerek tohum içerisinde embriyoyu oluşturur diyoruz. Çünkü döllenme sonucunda zigot oluşacak. Zigot mitozda gelişerek aynen insandaki gibi iken kromozomlu embriyoyu oluşturacaktır diyebiliriz. Evet hermofrodit az önce çiçekte de bahsettiğimiz gibi hem dişi hem de erkek üreme organları varsa dolayısıyla hem sperm hem de yumurta üretebiliyorlarsa bu canlılara arkadaşlar erselik canlılar olaya da hermofroditlik adı verilir diyebiliriz. Bunlar kendi kendilerini dölleyebilirler. Fakat yine de Farklı zamanlarda üreme hücrelerini olgunlaştırırlar ki çapraz bir döllenme yaşansın. Mesela bu solucan özellikle solucanlarda karşımıza çok çıkar. Bu solucan hem yumurta hem sperm üretebilir. Bu solucan da hem yumurta hem sperm üretebilir. Ama diyor ki ben bu mevsimde yumurtalarımı üreteceğim. Sen de spermlerini üret. Dolayısıyla burada bu bunu dölleyecek. Daha sonra da diyor ki ben sperm üreteceğim. Sen yumurta üret. Bu bunu dölleyecek. Özellikle hermafrodit bireyler arkadaşlar başka bireylerle döllenmeyi tercih ederler ki daha fazla çeşitlilik oluşturulabilsin. İnsanda üreme arkadaşlar yumurta ana hücresinden mayoz bölünme sonucunda oluşan en kromozomlu yumurtalarla sperm ana hücresinden mayozla oluşturulan en kromozomlu sperm çekirdeklerinin kaynaşması sonucunda oluşur. Bu kaynaşmada iki kromozomlu zigot oluşur. Zigot mitoz bölünmelerle gelişerek embriyoyu, embriyo fetüsü, fetüsü ise en sonunda bir bebeği yani bireyi dünyaya getirir. Burada arkadaşlar gametlerin şansa bağlı olarak birleşmesi. Hangi yumurta ile hangi sperm bir araya gelecek bu belli olmadığından döllenme olayı adını verdiğimiz olay da çeşitlilik sebebidir. O zaman kaç çeşitlilik sebebi gördük? Mayoz bölünmeyi anlatırken arkadaşlar crossover yaşanması, rastgele dağılım ve döllenme meselesinde arkadaşlar kalıtsal çeşitlilikten bahsedebiliriz diyebiliriz. Rastgele çekilim ve döllenme olayıyla üç farklı olayda mutasyon yaşanmadığı sürece çeşitlilik sağlanır diyebiliriz. Az önce çizdiğimiz dişi bireyin mayoz bölünmelerle yumurta oluşturması, erkek bireyin mayoz bölünmelerle sperm oluşturması olayıdır. Bunların çekirdeklerinin kaynaşmasına döllenme denir. Döllenme oluşun, sonucunda oluşan yapıya zigot, zigot gelişerek renk, embriyoyu, embriyoda bebeği oluşturacaktır diyebiliriz. Hemen bir örneğimize bakalım. Hermafrodit bireyler hem dişi hem de erkek üreme organlarını bir arada bulundururlar. Fakat bazı hermafrodit canlılarda üreme hücrelerinin oluşum zamanı farklı olduğu için kendi kendini dölleyemez ve karşıt bireylere ihtiyaç duyarlar. Bu durum hangileriyle açıklanır demiş. Yavru bakımını paylaşma. Arkadaşlar bunun bir amacı vardı. Neydi? Çeşitliliğin artmasını sağlamak. Ata bireyiyle aynı genetik yapıda olmaz. Çünkü bu üreme hücreleri mayozda oluşturulur. Zaten genetik yapı değişti. Yavrular arasında genetik çeşitliliği sağlamaktan ziyade arttırmaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız yalnız 3'tür. İkinci örneğimiz eşeyli üremenin temelini mayoz oluşturur. Bu olaya üreme hücrelerindeki kromozom sayısı bu olayla yarıya iner. Bu durumda eşeyli üreyen canlılarda tür içi kromozom sayısının sabit kalması aşağıdaki olaylardan hangisiyle sağlanır? Şimdi biz mayozda kromozom sayısını yarıya düşürüyoruz. Fakat daha sonra bunların birleşmesiyle tekrar başlangıçtaki canlılar kadar kromozom sayısına sahip bir zigot oluşur. Peki bu olaya ne denir? Dönlenme denir. Dolayısıyla cevabımız D'dir. Üçüncü örneğimiz. Eşeyli üremede olaylarından hangileri kalıtsal çeşitliliği sağlar? Mutasyon olmadığını düşüneceksek 3 tane olayımız vardı arkadaşlar çeşitlilik sağlayan. DNA eşlenmesi hatasız eşlenir. O yüzden bu kesinlikle eğer DNA eşlenmesi çeşitlilik sağlıyor olsaydı mitozda da eşleniyordu, mitozda da oluşurdu. Anafaz bir evresinde rastgele çekilme ve crossover olaylarıyla kalıtsal çeşitlilik sağlanıyor demiştik. Çünkü crossover Anneden ve babadan gelen kromozomların bazı parçalarının yer değiştirilmesini ifade eder. Dolayısıyla şu parça yeni özellikler kazanır. Bu parça yeni özellikler kazanır. O yüzden de her bir parça farklı bağımsız bir e, DNA dizilimine sahip olur. Bu da çeşitlilik sebebidir. O yüzden cevabımız 2 ve 3'tür. Eşeğsiz üreme ve eşeğli üremedeki farklılıklara bir bakalım, benzerliklere bakalım. Tek bir ata vardır eşeğsiz üremede, eşeyli üremede ise iki tane ata söz konusudur. Eşeğsiz üreme mitozla, eşeyli üreme ise mayoz ve dönlenme ile gerçekleşir. Eşeğsiz üremede asla çeşitlilik yoktur. eşeyli üremede ise tür içi genetik çeşitlilik sağlanır. Hangi olaylarla? Crossover, rastgele dağılım ve döllenme olayıyla oluşan bireylerin değişen çevre şartlarına uyum yetenekleri düşüktür. Bunlarda ise çevre şartları değiştikçe bunlar da genetik yapılarını değiştirdiklerinden dolayı daha uyumlu bireyler oluşturma ihtimali yüksek olur diyebiliriz. ÖSYM'de arkadaşlar 2020 yılında TYT'de temel yeterlilik testine çıkmış bir sorumuz var. Bir tavuk ve horozun çiftleşmesinden elde edilen yumurtalar kuluçkaya alınıyor. Yumurtadan çıkan civcivlerin tüy rengi, ibik biçimi, tepelik şekli ve kuyruk biçimi gibi bazı karakterlere ait özellik bakımından birbirinden farklılık gösterdiği gözlemleniyor. Civcivler arasındaki bu farklılığın ortaya çıkmasına aşağıdakilerden hangisinin katkı yapması beklenmez diye sorulmuş. Gametlerin oluşumu sırasında crossover çeşitlilik oluşturur. Doğrudur. Mayozda homolog kromozomların rastgele dağılımıydı arkadaşlar çeşitlilik sebeplerinden birisi doğrudur. Her bir civcivin oluşumu için birleşen gametlerin farklı genotipte olması çünkü her bir gamet farklı bir mayoz bölünmeyle oluşturulur. O yüzden her bir gamet farklı olduğu için oluşan yavrular da farklı genetik yapıda olur. Döllenme olayı yine çeşitliliğin sağlanmasında üçüncü sebepti. Yumurtaların kuluçka süresince farklı sıcaklıklara maruz kalması ancak yumurtadan daha kısa sürede ya da daha uzun sürede bireyin dışarı çıkmasını sağlar. Genetik yapıyı tabii ki değiştirmez. Bu yüzden cevabımız E olmalıdır. Beşinci örneğimiz Sağlıklı bir insana ait olan hücrelerinden hangilerinin çekirdeğinde homolog kromozomlar bir arada bulunmaz? Homolog kromozomlar en kromozoma sahip, en tek kromozoma sahip canlılarda bir arada bulunmaz. Deri vücut hücresidir, ikiyen kromozomludur. Sperm üreme hücresidir, en kromozomludur. Kemik vücut hücresidir, ikiyen kromozomludur. Bu yüzden cevabımız sadece iki olan B seçeneğidir. Altıncı örneğimiz eşeyli üreme ile ilgili. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. İki farklı gametin birleşmesiyle yeni bir birey meydana gelir. Yumurta ve sperm birleşir ve iki an kromozomlu zigot oluşur. Doğru bir ifade. Tür içi çeşitlilik sağlar Eşeyli üreme. Mayoz gerçekleştirdiği için mayozda meydana gelen crossover ve rastgele dağılım ve sonucundaki döllenme olaylarıyla tür içi çeşitlilik sağlar. Mayoz ve döllenme olayları tür içinde kromozom sayısını sabit tutar. Mayozla yarıya iner döllenmeyle ile tekrar başlangıçtakiler kadar kromozoma sahip olur. Eşeysiz üremeye göre daha kısa sürede ve daha fazla yavru oluşumunu sağlar. Hayır, eşeysiz üremede çok kısa sürede bir sürü yavru oluşturulurken eşeyli üremede çok daha uzun süre. Mesela insanda üremede ancak 9 ay hamilelik gerçekleşecek ki bir yavru oluşabilsin arkadaşlar. O yüzden daha uzun sürede oluşur. Eşeyli üremede iki ata söz konusudur. Bu da doğru bir ifadedir diyebiliriz. Şimdi yedinci örneğimize bakalım arkadaşlar. İnsanda sperm ana hücresinden sperm hücrelerinin oluşumu sırasında hangileri görülmez diye sorulmuş. Arkadaşlar sperm ana hücresinden sperm hücresi oluştururken Tabii ki iki enkromozomlu kromozomlu ana hücresi ilk önce mayoz bölünme gerçekleştirecek. Sonra en kromozomlu spermler oluşacak. Ama ilk oluşan spermler bu şekildedir. Bunlara spermatit denir. Daha sonra farklılaşarak sperm adını verdiğimiz yapıları olgunlaştırır diyebiliriz. Yani mayoz ve farklılaşma vardır fakat bu aşamada mitoz gerçekleşmez. Bu yüzden 7. örneğimizin cevabı A olmalıdır. 8. örneğimize bakalım. Üremeye ait temel prensipleri bilen ve şekli dikkatle inceleyen bir öğrenci. Burada arkadaşlar insanda bir üreme evresi gösterilmiştir. Buna göre hangi bilgiye ulaşabilir diye sorulmuş. İnsan hücrelerinin tümü mayoza uğrayabilir. Arkadaşlar biliyoruz ki biz sadece üreme ana hücrelerinde mayoz bölünme gerçekleşebilir. Burada zaten yumurtalıkta ve testislerde mayoz olduğunu söylemiş. Bundan sonraki olaylarda arkadaşlar mitoz bölünme var. Dolayısıyla her türlü hücrenin mayoza uğradığını buradan çıkartamayız. İnsanda gelişmeye ait olaylar mitoz ile sağlanır. Evet arkadaşlar döllenmiş yumurtanın gelişerek bebeği oluşturması mitozla meydana gelir. Doğru bir ifade. Döllenme haploid kromozomlu hücreler arasında gerçekleşir. En kromozomlu yumurta ile en kromozomlu sperm birleşerek döllenme meydana gelir. Yani haploid kromozomun hücreleri arasında olur. Bu da doğru bir ifadedir. Yumurta oluşumu sırasında homolog kromozomları ayrılması, sperm oluşumu sırasında ise sadece kardeş kromatitler mayoz bölünmede arkadaşlar. Sonuçta yumurta ve sperm ayrımı yoktur. Her ikisi de mayozda aynı şekilde bölünürler homolog kromozomlar ayrılır, homolog kromozomlar kaynaşır, crossover gerçekleşir. Dolayısıyla bu yanlıştır. O yüzden cevabımız 2 ve 3'tür. 9. örneğimizde mayoz sırasında 6 tetrat oluşturan bir üreme ana hücresinin önce mayoz ardından da dönlenme geçirdikten sonra oluşturduğu hücrelerin kromozom sayısına meydana gelen değişimini sormuş hangi grafikteki gibi olur demiş. Şimdi tetrat dediğimiz şey iki tane kromozomun birleşmesiyle oluşuyordu. Tetra 4 demektir. Tetrat da dörtlü kromatit görünümüdür. O zaman bir tetratta arkadaşlar iki kromozom vardır. Eğer 6 tane tetrat varsa o zaman bu hücre başlangıcında 12 kromozomludur. 12 kromozomlu üreme ana, ana hücresi. Mayoz bölünme geçirdiğinde arkadaşlar kromozom sayısı yarıya düşer. Daha sonra döllenme geçirdiğinde ise tekrar iki katına çıkar. Çünkü mayozla 6'ya düşer 6 kromozomlu yumurta, 6 kromozomlu sperm döllenme ile yeniden 12 kromozom olur. O yüzden doğru cevabımız E olmalıdır. 10. örneğimiz insanın üremesi sırasında gözlenen yumurta ve sperm hücreleri ile ilgili İfadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Yumurta ve sperm ile ilgili doğru bilgiyi arıyoruz. Diploid kromozomludur. Hayır bunlar mayoz sonucunda oluşan haploid kromozomlu hücrelerdir. Yanlış. Mayoz sonucunda oluşurlar o yüzden zaten haploid kromozomludurlar. Genetik yapısı tabii ki birbirlerinden farklıdır. Birisi erkek tarafından oluşturulur. Erkeğin genetik yapısı başka. Birisi kadın tarafından oluşturulur. Kadının genetik yapısı başka. Mitoz da oluşur demiş. Halbuki üreme hücreleri mayoz ile meydana gelecek. Bu yüzden tek doğrumuz vardır. Cevabımız B'dir. Son örneğimiz arkadaşlar. Aşağıda üreme şekillerinden hangisinde yeni oluşan yavru birey ata bireyden farklı kalıtsal özellik gösteriyorsa o zaman örnekte biz eşeyli üremeyi arayacağız. Bölünerek üreme eşeysiz üremedir. Tomurcuklanarak üreme eşeysiz üremedir. Rejenerasyonla üreme eşeysiz üremedir. Tohum varsa arkadaşlar bitkide çiçek var demektir. Çiçekte oluşturulan polen ve yumurtalar birleşir. İken kromozomlu zigot. Zigot da gelişerek tohumu oluşturur. Dolayısıyla bu eşeyli üremedir. Vegetatif yol üreme ise yüksek yapılı bitkilerde gördüğümüz eşeysiz üreme yöntemidir. Şimdi arkadaşlar hücre bölünmelerimizin son föyünü de bitirmiş olduk. Bu konuyla alakalı soruları da soru çözümlerini de yaparak yapamadığınız soruların çözümlerine bakabilirsiniz. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.